Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. DC dik BC demiş. Sonra AC ile BD'nin kesimi E olarak verilmiş. Sonra 5 verilmiş. AC'yi 9 vermişler. Burası 9. Sonra BD'yi 12 13 vermişler. Şu 13 ise 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 oldu burası. Sonra da x demiş. E noktası BD üzerinde. Evet E noktası BD üzerinde dikkat. B ve D'den farklı bir nokta olduğuna göre. B ve D'den farklı bir nokta. Ya e adamlar bize böyle bir şey demişse, ya yani verilen bilgiyi kullanmamızı istiyorlar. Yine verilen bilgiyi kullanalım. Burada ne yapacağız? X'in alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Hocam X'e ait üçgen var mı bakalım. Hop şuradaki üçgen. Hocam X 9'un 9'un toplamıyla 9 ile 12'nin toplamıyla bakın şöyle göstereyim. 9 ile 12'nin toplamıyla farkı arasında ama niye bu cümleyi sormuş, vermiş daha doğrusu. E noktası BD üzerinde B ve D'den farklı demiş. Arkadaşlar E noktası şurada da olabilir, burada da olabilir, şurada da olabilir, burada da olabilir. Bu BD'nin arasında bir yerde ya, sana diyor ki o zaman şuradaki açı zaten ekstra bir bilgi açı kenar bağıntılarında verilmişse ne vardır? Büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır. Hocam E BD'nin arasında bir yerdeyse kesinlikle şuradaki açı bak şu dik üçgenin bir kenarında bu da herhangi bir yerinde içinde bir yerinde yani burası kesin ama kesinlikle dardı. Dar açı formülünü kullanacaksın. 9 12 özel kenarlar varken özel üçgen kullanabilirsin. 9 12 15 olur. 90 olsaydı 9 12 15 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 15'ten küçük mü olacak? Evet. Sadece dar açı yeterli çünkü en büyük değeri isteniyor. En büyük değeri de ne olacaktır arkadaşlar? 15'ten küçük olduğuna göre 14 olacaktır. Birinci soru böylelikle Ceyhan oldu geldik 2'ye. ABC ikizkenar üçgen ve şu parçayla şu parçayı birbirine eşit vermişler. Eyvallah. Sonra ne yapacağız? BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. İkiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? 90'lar iki tane ya da iki tane fazlaysa alfabet'e yad alacağımız belli. Şurada da ekstra bir açı eşitliğinden dolayı da alfaya da alacağımız belli zaten. Hocam alfa alfa alfa. Alfabet'e da almadan önce aslında ben bu üçgende şeyi kullanabilirim gençler. Ne var burada? Buradaki üçgende bir açı ortaylık var hocam. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K iken burası K olacak. Pisagor bağıntısı 2K'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı K artı 3'ün karesinden. Pisagor yapacaksınız. işlem 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 ama K hisset. 6, 8, 13 kendir hocam diyenlerinizi duyar gibiyim artık. Öğrendiniz artık bu işi. K 5 yazarsam burası da 6, 8, 10 sağlandı mı? Sağlandı. Eyvallah. Her şeyi bulduk gibi bir şey. E bizden ne isteniyor? Bu x kenarda çizilen yükseklik olduğu için aynı zamanda tabanını da iki parçaya bölecek. BC isteniyor. Ben bir tane x'i bulsam yeterli olacaktır. E hocam alfalara da daldık ya alfa 90 burası betaysa alfa 90 burası da beta. Senin şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 en sevdiğim alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğu için x'i direkt kaç bulduk? 5 bulduk. Ya da klasik alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı x oranı betanın karşısı 6'nın betanın karşısı 10 oranı dersin. X'i de buradan 5 bulursun. Ama senden BC uzunluğu isteniyor. BC uzunluğu da 2x olduğundan cevabımızda ne çıkar? 10 çıkar. İkinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Oo, soru çok karışıkmış gibi duruyor. Bir kere e, açı ortay verilmiş, açı verilmiş. 45 özel açı mantığını kullanamıyorsan açı verilmişse açıya dal diyor sana. Dal kardeşim açıya. Alfa alfa diyelim. Alfa ile 45 yan yana geldi. 2 iç açıp toplam bir dışarıdan alfa artı 45 yaptı. Hocam burada da alfa artı 90 değil mi şurası? Bakın Alfa artı 90 burası. 45'i buradaysa buraya ne kaldı? Alfa artı 45 kaldı. Eee, ne güzel. Şu üçgen ne çıktı arkadaşlar? Bu üçgen ikiz kenar üçgen çıktı. Alfa artı 45'e alfa artı 45 olduğu için. Yani burası 4 oldu. Şimdi ne yapacağız? yoluna yoğunlaşacağız. Hocam birin olduğu yerde şöyle bir şey var. O zaman açıya dalmaya devam edelim. Alfa artı 45 dedik ama alfa 90 buraya beta dersem. Ters açıdan beta. Hocam alfa 90 burası da beta oldu. Bak beta'ya beta. İkiz kenar çıktı. 1 ise 1. Sonra senden ne isteniyor? Sıkıştığın zaman soruya bak. Sorunun karışıklığı ortadan kalkıyor. HF Hüseyin Fatma uzunluğu isteniyor. Hem baba emana adı kullanılmış bak burada. Güzel soru. Evet bakıyoruz HF. Hocam HF isteniyor. HF şöyle gel. Belirle X de. Sen ne buldun? 4 buldun. 1 buldun. A diyeceksin ondan sonra. Bak şu üçgende ne var? Hocam burası 4. Burası 5. Şurası 5. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden. X artı 1 eşittir. 3 ise X'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani 3. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 4'e. Sezgin 120 cm uzunluğundaki AB çubuğunu şu hamleleri yapmış. Buna göre Sezgin hangi denemelerinde bir üçgen oluşturmayı başarır? Arkadaşlar birinciye bakalım. 120 cm uzunluğundaki AB çubuğu AB çubuğu ne yapacakmışız? Önce orta noktası C diyeceğiz. Orta noktası 60-60 yapacak. Sonra AC'nin de orta noktasından kırıp 3 parça yapıyor. Bunun orta noktasında 30-30 mu yapacak? Evet 30-30 ve 60 çubuğundan. Şöyle bir üçgen oluştursan 30-30 ve 60'tan. Hocam 60 toplamlarıyla farklar arasında olmuyor ki. 30 artı 30 ile 30 30 arasında oluyor mu? Olmuyor. O zaman birincisi yanlış oldu. İkincisine bakalım. Ee, AB çubuğu şöyle bir AB çubuğu var. AB b A'dan 30 santimetre, B'den 40 santimetre uzaktaki noktalar. A'dan 30 santimetre uzaklıktaki ve B'den de 40 santimetre uzaktaki nokta. 40, 30 daha 70. O zaman buraya ne kaldı? 50 mi kaldı? Yani sen 30, 40, 50 ile 30, 40, 50 ile bir üçgen oluşturursun, oluşturursun. 50 toplamlarıyla farkları arasında mı? 30 artı 40 ile 40 eksi 30 arasında mı? Evet. İkincisi oldu mu oldu? Sonra üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü de A'dan 50 santimetre uzaktaki G noktası. Hop şöyle bir AB'yi çizelim. AB. Buradan A'dan kaç santimetre? 50 santimetre uzaklıktaki G noktası. Sonra BG'nin orta noktası. BG'nin orta noktası. 75 daha 12. 120'ye ya tamamı arkadaşlar. 120'yi de 2 eş parçaya bölecek. 60, 60. Yani sen 50'yi araya alsan 60 artı 60 ile 60 eksi 60 arasında olduğunu görüyor musun? Görüyorsun. Bu da oluşturdu. O zaman cevabımız ne yaptı? 2 ve 3 attı. Dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 5'e. BC kenarının orta dikme doğrusu. Arkadaşlar BC'nin orta dikmesi. BC'nin orta dikmesi. Hop şöyle. Ortadan dik. Adı üstünde dik ve ortadan. Orta dikme doğrusu. AB kenarını D noktasında kesiyormuş. D noktasında kesiyormuş. Buna göre BD X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar dik tabanı keç parçaya böldü mü böldü. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin inşallah. Hemen oluşturduk. Hocam x ise burası da x zaten. E burası 15 ise x kenardan burası da 15. 2 iç açı bir dış açıdan burası 30 yaptı. A 30 60 90 üçgen oldu. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısında ne olacaktır diye kök 3 olacaktır. Dolayısıyla 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Şimdi ABC üçgenin kenar orta dikmeleriymiş bunlar. Kenar orta dikme merkezi dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Aslında çevrel çemberin merkezidir arkadaşlar. Kenar orta dikme merkezi çevrel çemberin merkezidir. E ya bunu bilip buna göre ispatıyla yaptık zaten biz ya. Tamam şu orta dikmeleri de koyalım yani. Şunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit. Şu da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şu da birbirine eşit olacak. İstersen çemberi de çizmeyebilirsin de yani. Önemli değil ama ben çemberi de çiziyorum. Hocam şu parçayla şu parça da birbirine eşit olacak. Bana verilenlere bakıyorum. PF uzunluğunu 1 vermiş. Sonra PC uzunluğunu 5 kökü vermiş. Aa 5 kökü. Bak merkezden buraya çizilen yarıçap bu. Hocam burada da yarıçap çizsen. Burada da yarı çap çizsen. Ya da iç çemberi düşünmesen. Hocam şöyle. Dik tabanı iki parçaya böldüğü için ikiz kenar oluşturdu. Dik tabanı iki parçaya böldüğü için ikiz kenar oluşturdu. Şunlar ikiz kenar oldu. E burada da dik tabanı iki parçaya böldüğü için ikiz kenar oldu. Yani burası hocam 5 kök ise burası da 5 kök yapar. E burada da dik tabanı iki parçaya böldüğü için e burası da 5 kök yapar diyebilirsin. Ama tavsiyemiz tabii ki nedir? Şuradaki Böyle kenar orta dikme merkezi falan gördüğünüz zaman çemberde aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Yarı çap. Yani çemberdeki netike silahımız. Yarı çap çizmek. Evet. Çizince 5 kök 2. Ne çıktı burada gençler? Hop. Bir pisagor çıktı. Kafadan mı yapsam? Neyse. A desen buraya. 5 kök 2'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı A'nın karesinden. Bu 25, 50. 50'den 1 çıktı. 49 eşittir. A kareden A'yı buradan kaç bulduk? 7 bulduk. Bizden DE uzunluğu isteniyor. DE şurası. Hocam A'yı 7 bulduk. E o zaman burası da 7. A bunlar eşit. Bunlar da eşit. Şurada bir ortaban çıktı mı gençler? Paralellik oldu. Ortaban. 14 ise burası da kaç yapıyor? 7 yapıyor. Verilen iyi ki her bilgiyi böyle şekil üzerinde göstermişiz. Cevabımız böylelikle kesir oldu. Geldik. 7'ye. BC kenarının uzunluğu 12 birim olan ABC üçgenin iç açı ortayları. Evet hemen bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle rastgele bir üçgen çiziyoruz. A B C'leri yazıyoruz. A B ve C'leri yazdık. İç açıortayları I'da kesiyormuş. Şu I olsun. Yok. Tamam I olsun. Sonra öbürü de G'de kesiyormuş. Burası da G'de. Fark etmez ya. İsterseniz G burası olsun, isterseniz I burası olsun. Hiç fark etmez. Ve diyor ki I ve G noktalarından geçen doğru BC'ye paralel oluyormuş. Arkadaşlar şu BC'ye paralel oluyormuş. Bu bilgiyi kullanacağım. E hocam G'den geçen o zaman şu çizgi ve I'dan geçen şu çizgi I dediğimiz açı ortay, Şunlar birbirine eşit oldu. Şöyle gösterelim. Bu G'den geçen de kenarortay. Hocam şunlar da birbirine eşit oldu. Ve burada 1'e 2 oran var. K iken burası 2K mı? Evet. A hocam şunları paralel demiş ya bunu kullanacağım. 2'ye 1 oran varsa burası 2A iken burası da A mıdır? Evet. Şimdi bize neresi verilmiş arkadaşlar? Bize 12 verilmiş. BC uzunluğunu 12 vermişler. BC uzunluğu 12 birimse Çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam G'yi artık kullanamam. G'yi kullanırsak hocam şuradan şöyle çizeyim desen işine yaramaz. Buradan çizeyim desen işine yaramaz. I'yı kullanalım. Hocam I dediğimiz açıortayların kesim noktası ya hop şunu şöyle çizersen iç açıortay olur mu bu? Olur. A 2'ye bir oran var bu açıortayda. Burası iki enken, burası en midir? Evet. Sonra, sonra, sonra. Hocam burada şu açı ortay doğrusunda burada yukarıdan aşağı ikiye bir oran var. Burada da 2'ye bir oran olacak. Ya da şunu da diyebilirsin. Hocam I'yi şöyle kullansak bir de B'den çizsek. Hocam bu da açı ortay olur. Burada da 1'e 2 oran var. Burası da ne olmak zorunda? Şurası da M'ken burası da 2 m olur. E sana 12'yi vermişti. Bak M artı yani 12. M artı yani 12. Bizden ne isteniyor? Çevresi. Çevresi de topla bakalım. 3M artı 3M mi yapıyor? Yani 3 çarpı 12'den 36 yapar. Cevabımız arkadaşlar. Evet 7. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 8'e. Düzlemde verilen ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezi G. Hemen ağırlık merkezini şöyle bir halledelim arkadaşlar. Şöyle bir üçgen çizelim yine. A, B ve C dedik. Ve G dedik buraya da. Buraya da G dedik. Eyvallah. Şimdi diyor ki GD, GE ve GF'de 3-4-5 bağıntısı varmış. E nerede? E noktası ac üzerinde olduğunu bildiğine göre bir dakika. G'nin kenarları olan sıra. G'nin kenarları olan uzunluklarından bahsetmiş hocam. Uzaklık deyince dik uzaklık değil mi? Şuradaki dik uzaklıkları çizdik. Çizince hocam burası da dik, burası da dik, burası da dik yapıştırdık. Evet. Şimdi G'nin kenarları olan G'nin kenarlara uzakları arasında 3-4-5 bağıntısı varmış. Bir de E noktası neredeymiş? G'den bahsediyor ya. AC üzerindeymiş. E noktası burada. O zaman burası D. Buraya da F diyelim isterseniz. Şimdi AC'yi bize kaç vermiş? 30 vermiş. Ve bunlarda da GE'ye GE'deki oran kaç? 4. Hocam 3K, 4K, 5K bağıntısı var. Evet burası 3K, burası 4K, burası da 5K bağıntısı var. Bizden ABC üçgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. E ne yapacağız? Ya burada tabana ait yükseklik var. Aslında neyi anımsattı bize? Tabanda var ya alanı anımsattı. Hocam şunu şöyle çizsek. Şunu şöyle çizsek. Şunu şöyle üçgenler oluştursak. Bak şunlar doğrusal demiyorum arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nedir? 30 çarpı 4K bölü 2. Bu üçgenin alanı nedir? Bilmem ne çarpı 3K bölü 2. Bu üçgenin alanı nedir? Bilmem ne çarpı 5K bölü 2 mi? Evet. Hocam o zaman bu üçgenlerin alanları da aynı zamanda ağırlık merkezi alan ilişkisinde ne oluyordu arkadaşlar? Ağırlık merkezi olduğunda, bunlar kenar ortaı olduğunda şu alanların hepsi birbirine eşit oluyordu. Hatta ve hatta şu şöyle olunca buradaki alanlar birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Bu alanlar birbirine eşit. Yükseklikleriyle doğru orantım olur. İşte 5 5K'daki 5 5A ise burası 4A, burası 3A mı? Olmaz. Çünkü sen buraya 5A yazsan, buraya 3A yazsan 3 x 3/2 5 x 5/2 tutuyor mu? Tutmuyor. Yükseklikleriyle ters orantılı diyebiliriz. Mesela 3, 4, 5 kaçta birleşiyor arkadaşlar? 30'da. Sen bu ikisinin çarpımını 30 yapması için buraya 6'a dersin. Buraya 10'a a dersin İkisinin çarpımı 30 yapması için. 30 yapması için maalesef bir şey olmuyor. Bunlar 60'da birleşiyormuş. 60 olması için hocam burası 12A olur. 60 olması için burası 20A olur. 60 olması için burası da 15A olur arkadaşlar. E, bitti mi soru? Bitti. 15A eşittir 30 ise A'yı sen buradan kaç buldun o zaman? A'yı sen burada 2 buldun. Evet 2 buldun. A'yı 2 bulduysan senden ne isteniyor? Çevre isteniyor. Çevre nedir arkadaşlar? Çevreyi toplayalım bakalım. 20, 15 ve 12'nin toplamı. 20, 15 ve 12 A'nın toplamı arkadaşlar. Bu toplamlar kaç yapıyor? 27, 47 mi yapıyor? 47 A isteniyor bizden. A'yı da 2 bulduğumuza göre e, bu da kaç yapıyor? 94 mi yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 94 yapmış oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Benim konu anlatımında da buna benzer bir soru vardı zaten. 8. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 9'a. Bir katlama katlama şu şekilde üstüde binen kenarlar birbirine eşit üstte binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açılar eşit üstte binen kenarlar da birbirine eşit. A iken A. Hatta şu parçada da şu parça birbirine eşit. Hocam burada da böyle bir katlama yapmış. A sen buraya A demiştin üsttekinde. Katlamada burası da A oldu. Hocam burası da A iken burası toplamda kaç? A artı 6. E burası A artı 6 ise arkadaşlar burası da A artı 6 olması için bak nereden geldi o? Hop şuradan geldi. Hocam burası A artı 6. O zaman buraya A eksi 4 mu kaldı? Evet. Bitti. Niye bitti? Bak bütün kenarlar canlı bir şekilde karşımızda. Hocam kollar oranı yani a bölü a artı 3. Şurası 3 değil mi? Evet. a bölü a artı 3 eşittir. Ne olacak? a x 4 bölü 10 mu olacak? a eksi 4 bölü 10'a eşit olacağından işler dışlar yapalım. Şu ikisinin çarpımı a artı 3 çarpı a eksi 4 eşittir. E, 10a yaptı. Buradan ne geliyor arkadaşlar? a kare geldi. Bak a kare geldi. Sonra eksi 4 a artı 3 a. Eksi a geldi. Sonra eksi 12 geldi. Eksi 12 eşittir 10a olduğundan öbür tarafa attık. a kare eksi 11a eksi 12 eşittir 0. Niye? Hissederek yapmadıysak. Neyse. Burası eksi 12'ye artı 1 desem çarptımları eksi 12 toplamları eksi 11 yaptım yaptı. a eksi 12'ye a artı 1 çıktı. Eşit 0. Bu 0'a eşitse a buradan 12 gelir. Bu 0'a eşitse a buradan eksi 1 gelir. Eksi negatif değer alamayacağına göre a'yı 12 bulduk. Bizden çevre ABC isteniyor. Arkadaşlar A'yı sen ne buldun? 12 buldun. A 12. A 12 ise o zaman burası da kaç yaptı? 18 yaptı. 12, 15. Çevre ne yapıyor o zaman? 12, 15 ve 18'in toplamı yapacaktır arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 45 yapıyor galiba topladığımız zaman. Evet cevabımız böylelikle 45 yaptı. Evet gençler 9. soruda her iki şekli uyarladık. Hadi sen istersen ben buraya yoğunlaştım. Sen istersen ilk şekilde hocam burası A artı 3 deyip burada da A artı 3'ü de yoğunlaşabilirdim belki ama burada buradaki değeri vermemiş. Açı ortay ya burası. Buradaki değeri vermemiş. A artı 3 deyip de belki yapılabilir. Deneyin isterseniz. Tamam gençler? Neyse çok fazla oyalanmayalım. Evet böylelikle test 6'yı da bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.